Serdar yayında. Alo. Alo. Efendim. Gökhan Bey'i aradım. Kim aradı? Suç takip merkezinden arıyorum Gökhan Bey de ben. TC kimlik numaranız. Nerede? Suç takip merkezi abi. TC kimlik numaranız. Doğum tarihiniz 23. Bir sürekli basın kartınız var. Kan grubunuz. Anne adınız. Baba adınız. 6 Kasım. Yenilemeli süresiz bir basın kartınız var gazetecilik üzerinden. Doğrudur değil mi abi? Evet, doğrudur abi. Vallahi sizi seviyoruz, sayıyoruz abi. Hususi olarak da ben arayayım dedim de. Bir sıkıntı var, bununla ilgili bir bilgi alacağız şimdi sizden. Sonra da bir bize gelmeniz gerekmekte abi, icap etmekte. Buyurun. Abi, bir şebeke var. Şebekenin üzerinden senin bu basın kartının sahtesi de çıktı. Seninle beraber birkaç basın mensubu arkadaşımızı şey yapmışlar abi, hedef almışlar. Taşımacılık yaparken kullanıyorlar bu şeyi, basın kartını. Seninkini henüz bir yerde kullanmamışlar ama valla senin de kartın çıktı. Tabii ki suçlusun. Bunun sahte olduğu zaten belli. Fakat bu basın kartını nerede kime kaptırdığınızı öğrenmemiz lazım abi. Hem sizin hem diğer basın mensubu arkadaşların. Ve ben seni eskiden de haber bültenlerinden... Kim diğer basın mensubu arkadaşlar kim? Abi onu tabii ben ben şu an burada paylaşmayayım. Geldiğiniz zaman zaten abi dediğim gibi sizle muhabbetimiz farklı. Çay kahve içerken konuşuruz. Onlardan belki bir iki tanesi de burada olur. Taşımacılık yapıyorlar abi. Narkotik madde taşıyorlar. Böyle polis de jandarmayı da asker de filan çevirdiği zaman da basın kartını gösterip geçiyorlar. Olay bu. Yani. Vay be. Tabii. Yalnız şöyle bir olay var abi. Yakalananlardan bir tanesiyle seninkini yeni almışlar. Seninle beraber diğer Ertuğrul abininkini filan da almışlar. Seninkini yeni almışlar abi. Bizim yaptığımız araştırmaya benim basın kartını ben evden dışarıya çıkarmıyorum. Abi taşımıyorum. Bu bilgiler sende ama değil mi? Anne abi, baba. Ya senin basın kartın abi önümüzde duruyor şu anda. Mavi renk bir basın kartı. Süresiz kullanım. Ama 2022'de 6 Kasım 2022'de bir yenilemen lazım. Bir dakika abi. Bakayım. Dur. Şuradan bir bulalım. Sana zahmet abi. Bir bak bir teyit ederim ben. 6 Kasım 2022 evet. Doğrudur değil mi? Ya zaten aynısını abi birebir yapmışlar yani. Yalnız şöyle bir olay var Gökhan abi, yani bilmiyorum bunu avukatınla mı konuşursun ne yaparsın? Seni ilk mahkemeye kadar buraya geldiğin zaman tutabiliriz abicim. Yani ilk mahkemeye kadar tutabiliriz derken? Yani buraya ifadeye geldiğin zaman ilk mahkemeye kadar, ilk çıkana kadar seni tutabiliriz bilmiyorum. Yani savcının kararıdır bu, onun takdiridir. Ama gidişat bunu gösteriyor. Yani savcısı kim bu işin? Yani abi geldiğin zaman savcının adını ver abi. Yo ben sadece abi geldiğiniz zaman öğrenirsiniz bunları be. Biz de emir kuluyuz. Ben sadece aramakla mükellefim. Ben bir de dediğim gibi seni seviyorum. Nereye gideceğim? Söyle. Şimdi önce abi bu bilgiler doğru mu? Onu bir teyit edelim de. Dur bakayım. Abicim sen nereye gireceğimi bir söylesene bana. Abi suç takip merkezine. Tabii suç takip merkezine gireceksiniz. Evet. Neresi burası? Bayrampaşa'da abi. İçerisinde. Bayrampaşa. Bayrampaşa. Evet abi. Eski içerisinde. Fakat şöyle bir olay var abi. Biz 6 Haziran'da bu kartı aldığını söyleyen bir şebeke elemanı var. Yani senden 6 Haziran'da almış. Bir dakika dur bir dakika abi. Şu bilgilere bakayım. Sen yabancı değil, sana söyleyeceğiz. Bir dakika dur. Bir saniye dur. Süleyman şu öbür şeyi ver bana. Bir dakika. Bir saniye abi. Sen nasılsın abi bu arada? İyisin inşallah. İyi valla haber bültenleyeceğim şimdi. Seninle konuşuyorum da işim var. Anladım abi. Peki. Abi 6 Haziran'da bir balıkçıya gitmişsiniz. Balıkçıda çarpmışlar senin bu kartını. Şöyle çarpıyorlar. Yüksek çözünürlü bir cep telefonuyla fotoğrafını çekiyor. Ondan sonra gidiyor. Güzel, yüksek kaliteli bir printerla bastırıyorlar bunu. 6 Haziran'da nerede abi? İstanbul'da bir balıkçı. Ne bu? Ajda balık. Ne bu? Ajda balık mı? Nedir bu? Yanınızda olanları da 3 kişiymişsiniz abi, bir dakika dur. Kamera kaydındaki şeyler, bilgiler bunlar mı oğlum? Abi 3 kişiymişsiniz. Yanınızdakilerden bir tanesi bu şebekeye dahil. Yani Allah. Aynen öyle. Bilgiler var. Bir saniye. İsmail Navruz. Bunun olayla bir alakası yok ama. İsmail Navruz. Yakaladığımız şahıs. Bir dakika, bir saniye. Şuradan şöyle bir okuyayım. O gün İsmail Navruz'la beraber Gökhan Bey, Ajda dedim, özür dilerim, Akın Balık'ta oturduk, yemek yerken. Abi bir ara ceketi meketi filan bıraktın, gittin mi bir yere tuvalete filan?
Bir dakika. 6 Haziran'da biz akın balığa gittik. Doğru. Evet, evet işte onu diyeceğim. Canım abim bir şey söyleyeceğim. Şimdi oturdu mu o gece? Bir dakika abi şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben seni sevdiğim için sana şey yaptığım için böyle konuşuyorum. Bizim önümüzdeki bütün bilgiler doğru. İnan bana teyit etmene gerek yok. Bak tarihine kadar söylüyorum yok, abi yok, sana. Yok yok İsmail Navruz'la ben beraberim zaten. Biz beraber çalışıyoruz da yanımıza bizim kimse gelmedi. Adam onun da adını vermiş. Üçüncü bir kişi abi. Masada otururken senin basın kartını buradan çarpıyorlar ve çok özür dilerim. Ben sana demin bir hikaye yok dedim. Abi senin basın kartıyla Muğla'dan buraya tarihi eser getirmişler. Muğla'dan buraya bir dakika bekle bakayım. Evet abi 6 Haziran 9 Haziran'da Muğla'dan buraya tarihi eser getirilmiş abi. Senin basın kartın Muğla çıkışında jandarmaya gösterilmiş. Ama burada bir olay yok tabii. Bu olaylar patlayınca biz bu kartlar nerede kullanıldı diye bakıyoruz. Senin basın kartın 9'unda Muğla çıkışında jandarmaya tebliğ edilmiş abi, gösterilmiş. Ve o araçtan şu anda yaptı. Yani abi sen neredesin? Senin galiba bugün bize gelmen lazım ya. Ya da biz mi aldıralım seni? Neredesin sen? Abicim ben şu anda televizyonda yayındayım ben yani. Yayında mısın abi sen? Tabii ben yayına gireceğim şimdi. Benim saat yarıma kadar yayınım var. 12.30'a kadar mı yayınım var abi? Tabii 12.30'a kadar yayınım var benim. Abi şöyle yapayım ben sana. 12.30 olmaz. Saat 12'de gelip seni televizyon kanalından alsın abi bizim çocuklar. Sen gelme. Bir de onun fırçasını yemeyelim. Tamam mı abi? 12'de alamazsın. 12.30'da alabilirsin. Yayın 12.30'da bitiyorsun. Yani abi çok özür dilerim ama bak dediğim gibi vallahi yanlış anlama. Ben seni sevdiğim için böyle konuşuyorum. Ben seni şu anda da gelir alırım. Bundan yana bir problem yok. Ama benim mesaimi geçirme ki oturalım seninle de konuşalım. Madem ben açtım sana telefon. Olur mu? Benimkini de geçirme. Ben senin isim neydi abicim? Tamam eyvallah ya. Yani herkes görevini yapacak. Benim adım Altan abi. Altan. Evet, siz şimdi neyin yayınına giriyorsunuz abi? Haberciyim ben. Sen beni tanımıyorsun. Biliyorum abi de ben sizi eskiden bu kanalından biliyorum. Şeyden. Yok ben Uçan Kuş ilgili haber yayını yapıyorum abi. Anladım abi. Ha bizim şeyler can abilerin orada. Evet evet ben her akşam yayındayım burada. Gece saat. Anladım abi çok özür dilerim. Dediğim gibi yani bak seni sevdiğimiz, takip ettiğimiz için söylüyoruz. Seni ilk mahkemeye kadar burada tutarlar. Sana yapacağımız şey seni buradan göndermeyiz biz. Başka bir yerde tutmayız yani seni. Burada kalırsın, biz de kalırsın. Güzel olur. 3 gün falan şey yap yani 3 gün falan gelemeyeceğini söyle. Bugün günlerden ne? Salıca. Cuma'ya kadar görüşemezsin abi yüksek ihtimal kimseyle. Bilgin olsun. Çünkü ben bu ikinci sayfayı görmedim abi. Senin kimliğini tarihi eser kaçırırken kullanmışlar Gökhan abi. Kimlik bende. Abi kimlik yani sende kimlik ama geldiğin zaman yani. Bir dakika abicim. Geldiğin zaman görürsün. Kullanan adam. Geldiğin abicim, zaman görürsün Gökhan abi. Fotoğrafım var benim. Tamam abi aynı zaten senin fotoğrafın var. Senin elindeki tamam kimliğin mı? Aynısı bende var abi şu an burada duruyor. Şu an burada duruyor. Bir fotoğrafını atsana o kimliğin bana. Abi ben yasal belgeyi nasıl paylaşayım seninle gözünü seveyim. Bana de sen bana yasal belgeyle ilgili benim başbakanlıktan aldığım belgeyle ilgili sorular soruyorsun. Ben sana sorular soruyorum abi. Diyorsun. Bak hayır, bir şey diyeceğim. Hayır gelip alacağım diyorsun. Gökhan abi özür hayır, diliyorum. Bir dakika. Bak, bir saniye. Bütün oluşması diye bir gerçek var mı? Babacığım ben de gazeteciyim, 30 senelik gazeteciyim. Yani tamam abi ben de 24 yıllık memurum ama ben diyorum ki sen şu anda haktan, hukuktan, kanundan konuşuyorsun. Eğer öyle konuşursak bizim bu konuşmayı bile yapmamamız lazım. Ben dedim ki Gökhan abi ben arayayım, ben senin haberlerini seviyordum. Normalde yani direkt gelmeleri, ben sadece doğru mudur değil midir? Bak bu bilgiler var, bana diyorsun ki bana sorusu. Ben sana hiçbir soru sormuyorum abi. Benim bütün cevaplar önümde var zaten. Bak hangi tarihte nereye gidip oturduğuna kadar çıkarttırdık biz. Yani 9 gündür operasyon... Abiciğim benim zaten sosyal medyada nerede ne olduğum belli. 6 Haziran'da benim de sosyal medyamda zaten orada olduğum belli. Tamam Gökhan abi şöyle yapalım. Siz şu anda televizyonda mısınız abi? Ben televizyondayım. Evet. Tamam abi arkadaşlar geldiği zaman onlarla beraber gelirsiniz. İnşallah ben buradayken yetişirim. Kaç diyorsun abi? 12.30 diyorsun. 12.30 evet. Tamam çünkü telefondan şey yapmayalım. Kalbimi kırıyorsun benim. Ben seni sevdiğim için aradım. Hayır sen de benim kalbimi kırıyorsun. Şimdi birisi benim yerime benim kimliğimi kopyalamış bir yerde kullanmış diyorsun. Benim nerede olduğum, hangi saatte nerede olduğum belli. Peki Gökhan ben abi bir şey söyleyeceğim. Her gün işte... yayın yapan adamım 9 Haziran tarihi diyorsun. 9 Haziran'da. 9 Haziran'ın yayın kaydına girsek RTÜK kaydından benim nerede olduğum, yayında olduğum belli. Abi bunların önemi yani, yok. Yani bak çok yani takip ettiğimiz bir insansın, gazetecisin ama sen de biliyorsun. Bunların bir önemi yok. Nerede olduğunun bir önemi yok. Önümde benim ya benim önümde senin kimliğin var abi. Bunların hiçbirinin bir önemi yok. Bunları sen en az benim kadar iyi biliyorsun abi. Bana canlıyın ispat et hiç bak. Ben sana tek bir şey bak, soracağım abi. Bu şey yapalım. Benim şimdi yayına girmem lazım abi. Tamam abi bu İsmail tamam. Navruz'la alakalı o da yanınızda mı abi?
Biz beraber çalışıyoruz Nabız'da. Beraber çalışıyorsunuz Nabız'da. Evet. Anladım abi. Tamam, o da yanınızda olursa iyi olur. Saat 12'de alıyorlar abi sizi. Tamam. Ben arkadaşlara tamam, öyle bir bilgi veriyorum. Bir de abi bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Pınar Hanım mı var abi bir de sizle çalışan? Evet, Pınar Hanım var. Anladım Gökhan abi. Serdar Gökalp ben. Sana telefon şakası yaptım. O arkadaşlar istedi. Senin Allah belanı verdi. Anladım da hala uğraşıyorum biliyor musun? Anladım. Hayır hayır, ben adamı setinden tanıdım da Altan demedim bak ilk başta. İlk başta dediğim için farklıydı. Altan Ulan dedim Serdar abi. Gökalp. Ulan Serdar Gökalp. Oldu mu var ya, onu söyle, oldu mu? Olmak ne? Ulan Pınar var ya. Ama 12.30'da gideceksin sen gel. Abi yok, bugün değil, bugün değil galiba. Beni ya yarın ya öbür gün alıyorsunuz. Arkadaşlar çok rica etti. Gelmeden bu şakayı yap dediler de. Valla sırf sana bugün bu şakayı yapmak için stüdyoya geldim. Yoksa gelmeyecektim. Eyvallah, Allah razı olsun babacığım. Ve benim basın kartımı kim aldı? Abi ben benim bilmem. Basın kartımı kim aldı ulan? Sen ne alakası? Abicim 10 numara. 10 numara. Eyle sağ ol.